Merhabalar, ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar, son ayete denememiz. Bugün bitireceğiz Allah'ın izniyle. Sınava 2 gün kaldı. İnşallah arkadaşlar başarırsınız. Korkuya, telaşa yer yok. Evet arkadaşlar, bu sefer tersten devam edelim. 40'tan başlıyorum. Dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgeninin köşe koordinatları verilmiş arkadaşlar. Şuraya bir dikdörtgen çizelim beraber. Şöyle, hatta şöyle oturtturayım ben şu şeyde. X eksen olsun, Y ekseni olsun. Şurası. Eksi 1'e 0. Eksi 1'e 8. Şurayı gördüm mü? Şurası 8. Tamam. Şurayı gördüm. Burası 8 birim. Tamam. Bir noktam biz biri burası. Noktam biri burası. Şuraya geldim arkadaşlar. 5 imiş. Öbür de ne gibi gelmek zorunda? Dikdörtgen olması için. Dikdörtgen olması için 5'e 8 gelmesi lazım arkadaşlar. Soruya başlıyorum şimdi. Orijinden geçen bir doğru ABCD dikdörtgenini alanın iki eşit parçaya bölünmüş. Aa, buradan geçen. Evet arkadaşlar, şöyle bir doğrum varmış. Buna göre bu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sakin. Hemen yapalım arkadaşlar. Şu alanı. Burası kaç? 6 birim. Burası ne? 8 birim. 6 kere 8. 48 değil mi arkadaşlar? Evet, o zaman 24. 24 bölecek. 1 burası. 8 de burası. 8 burada. Buradan 16 almam lazım ben bu tarafa vermem için. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 4 olur. O zaman 4 kere 8 32. O zaman burası 16. 8, 16 daha 24 buraya kalır. 24. Evet arkadaşlar, alanı 2'ye böldüm. O zaman x'imiz şurası 4 olacak. Y'mizin 8 olduğunu zaten biliyorum ben burada. Hangisi sağlarsa odur arkadaşlar, bakalım. 5 kere 2 kere 4 8. Evet, doğru cevabımız Bursa olarak gelir. Evet. Güzel bir sorular. Arkadaşlar geometri soruları güzel. Başlıyorum. Analitik düzlemde denklem verilmiş bir doğrumuz var. Hemen şunu doğrumuzu çizelim beraber. Ne var ya, kapmamamız. Evet arkadaşlar, şöyle bir doğrumuz var. Evet, şu doğru çizelim. X'in yerine 0 yazdığında y'miz 3'e 0. Y'ye 0 yazdığında x'imiz 4'e 0 noktası oldu mu arkadaşlar? Doğrumuz şuymuş. Evet, doğrumuzu çizdim ben. Devam ediyorum. Y eksenini K noktasında. Ha, şurası neymiş arkadaşlar? K noktasıymış burası. Bir karınca D doğrusuna dik. Aa, bu doğruya dik. Buradan yürüyebilir, buradan yürüyebilir, buradan yürüyebilir. D doğrusuna dik olacak şekilde 15 birim ilerleyip birinci bölgede, o zaman birinci bölgeye gelecek. K noktasına yürümeye başlıyor 15 birim. Şöyle gitsin. Bu tarafa gelecek arkadaşlar. Evet, şurası 15 oldu. Şurası ne olur arkadaşlar? İşte bu K. Hangi nokta? Bu P noktamız. Hangi nokta? A, B noktamız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Şurası 3 birim 4. O zaman burası 5 değil mi? Şurası dikkat edin 37. 4 zaman burası 53 arkadaşlar. Pardon. 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 3, 4, 5 üçgeni 30 ne olur arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgenimiz 37, 53 unutmayın. 4'ü gören 53, 37'yi gören 3 olur. Hemen geldim şuraya. Burası 90 derece değil miydi? O zaman burası ne olur? 37 olur arkadaşlar. Hemen şuraya geldim şöyle. Bakın şurada bir şey gördünüz mü? 37 hocam, burası 53. Hocam burası 90 derece olmayacak mı? Benzer değil mi arkadaşlar? Benzer olduğu için hemen yapalım. 90 karşısı 5, 90 karşısı 15. 1'e 3 oranı var. Hocam 53'ün karşısı 4 ise 53'ün karşısı ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Evet, burayı buldum. Şuraya geldim arkadaşlar. 37'nin karşısı 3 ise 37'nin karşısı 9 olmak zorunda. Evet, ben şunu buldum. Neymiş burası arkadaşlar? Burası 9'a 15. 3 burada, 12 de burada var. Elhamdülillah. 15'i gördüm. Tamam, burada dursun arkadaşlar. Devam ediyorum ben soruya. PAB noktasına duruyor diyor. Tamam, durdu. PAB noktasını K noktası etrafında. Bakın arkadaşlar. Bu nokta etrafına döndüreceğiz. Dikkat edin.
Döndürüyorum arkadaşlar. 90 derece döneceğim. 37 burada var. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 53 olmaz mı? Evet. Burası 53 derece oldu. Evet arkadaşlar. Şurası 53 derece oldu. Hatta bunu biraz daha şöyle yapalım. 37, 53 de şöyle aşağı biraz daha. Şöyle bir şey oldu. Hocam aynı üçgen değil mi? Ben bu üçgeni alacağım. Şöyle duşun etrafından döneceğim. 53. 53'ün karşısında kim var? 12 var. Gördünüz mü arkadaşlar? 37'nin karşısında kim var? 9 var. Evet. 30 burası 9. Evet arkadaşlar. 3 burada var. 9 da burası. 12. Bakın şöyle bir üçgenimiz geldi arkadaşlar. Burası 12. Şurası 12. O zaman orijin ne oluyor arkadaşlar? 12 kök 2 oluyor. Cevap Bursa oluyor arkadaşlar. Sorular güzel ama biraz uğraştırıcı arkadaşlar. Evet, geldiğim koni varmış. Arkadaşlar şöyle bir konimiz var. Koninin içi suyla doldurulmuş. Şu kenarın içi dolmamış büyük ihtimalle. Dik koni tabanında çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. Silindirle dik koni arasında bu musluktan 25 dakika su akıtılarak su yüzeyi H bölü 2 birim yüksekte ulaşmıştır. Şu arkadaşlar dik koni içi dolmuyor, dışarısı doluyor. O zaman şöyle bir şey yapsam ben. Hocam buraya desem ki ben burası H bölü 2 ise burası H bölü 2. Bize şey vermiş mi? Evet. Hiçbir şey vermemiş bize. Şöyle yapsam olur mu arkadaşlar? Hocam desem ben buraya 1'e 3 oranı yok mu arkadaşlar? 1'e 3 oranımız var değil mi? Dikkat edin. Ben buraya V desem üst tabara. Benzerlik oranı karesi olacağı için, küp olacağı için 1 bölü 2. Yani şöyle yaparsanız H bölü 2, H bölü 2. 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2'nin küpü bana hacimler oranı verir. O zaman burası V ise burası tabanı olur. 7V olur. V'ye 8V idi. V'ye 7V olur. O zaman burası 8V ise arkadaşlar bu silindirin 3'te 1'i değil mi arkadaşlar? O zaman silindirin hacmi ne olur? 24V olmaz mı? Silindirinki 24V olur arkadaşlar. Silindiri de buldum. O zaman yarısı 12V idi. Bak şurası 12V idi. Tam şu alt taraf 12V. Yarısı 12V ama 7V'si boş. 12V'den 7V'yi çıkartırsam ben 5V'yi. Ha hocam 5V'yi kaç dakikada doldurmuş? 25 dakikada doldurmuş. Şimdi geldim yukarıya. 24V değil miydi burası? 12V değil miydi arkadaşlar? Yukarısı yarısı 12V burası. 12V'de burası. Ama 1V'si koninin içi olacak. Koninin içi boş zaten. O zaman 12V'den 1V'yi çıkartırsam ben 11V'yi dolduracağım. 5V'yi 25 dakikada doldurursam 11V'yi x dakikada doldururum. İşte dışa çarpı yaparsanız 55 cevabı karşınıza geliyor arkadaşlar. Evet yine başka bir soru. Yine geometri. Evet arkadaşlar. Çok güzel. 36. Şurası 6'ymış. Şurası 2'ymiş arkadaşlar. Hemen şuraya geldim. Şurası 4 olduğunu biliyorum. Şurası 6 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hemen burada şunu gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. İster şu doğruyu yazın. İşte bak şuraya yazarım. 6. 2 de burada 8. Ben 8'e eksi 8'e ben 2 doğrusunu yazdığımda denklemi sağlıyorsa hiç sıkıntım yok. Veya 6'ya 6 yazdığımda sağlıyorsa hiç sıkıntım yok. Yazalım beraber. Eksi 8 yazdım. Bak eksi 16 2 yazdım. Evet sağlıyor. Peki şunu sağlar mı? 6'ya 6 sağlar mı? 6'ya 6. 2 kere 6 12. Evet sağlıyor arkadaşlar. Evet. Eksi 6. Yani bu eksi 6 evet arkadaşlar sağlıyor. Evet cevabınız Bursa arkadaşlar. Hiç işlem yapmanıza bile gerek yok. Evet geldim diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar burada kibrit çöpü kaldırılmış. Hemen şekli ben şöyle çizeyim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. 30 derece. Şu uzunluk kaç? 12 ise burası da 12'dir. Şu yüksekliği bul bana. 30, 60, 90 üçgeni hatırlayan var mı? Evet var deyin arkadaşlar. 90 karşısı 12 ise burası 6. Hocam 3 birim de aşağı doğru yok muydu kibritin şeyinde? 6 3 daha 9 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar.
Evet, diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Düzlemde alanı 64 santimetre kare olan ABCD karesinin köşelerini merkez kabul eden 4 adet özdeş daire çiziliyor. Bakın arkadaşlar. Ben şuraya bir dairemi çizeyim. Karemi çizeyim şöyle. Şu karem değil mi arkadaşlar? Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört. Kare çizmiş, tamam. Merkez köşelerini merkez kabul ediyor. Evet, 64 ise bunu 4'e 4. 4'e 4. 8 olacak yani, 4'e 4. Harika, tamam arkadaşlar. Özdeş daire, tamam, hatırladık, yaptık. Tamam. Arkadaşlar bize ne istiyor? Dışarıda kalanlar istemiyor mu? O zaman kaç tane çember olur? 3 parça burada var. 3 parça da burada var. 3 parça da burada var. 12 parça. Bir daire dilimi 4 parçada meydana gelmiyor mu? O zaman 12 parça dilimden ne gelir arkadaşlar? 3 daire gelir. 3 daire gelir. O zaman ben bir dairenin alanı bulayım. Bir dairenin alanı pi çarpı r kareden 4'ün karesi ne yapar? 16 pi. 3 daire geliyor arkadaşlar. 3 ile çarparsam ben 48 pi cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Şimdi 54 kök 3'ü gördüm. Eş altıgenin alanı neydi? 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Bu 54 kök 3'müş. Hemen buradan bulalım arkadaşlar. Hemen bulalım. Hemen hocam. 6'ya böldüm. 9. 4 de çarptım. 36. A kare kök 3 eşittir. 36 kök 3 ise a eşittir 6'ymış. Tamam. Burada sıkıntı yok. Şimdi şuraya geldim. İkizkenar. Dik yamuk. Şu değil miydi? İkizkenar yamuklar arkadaşlar. Şuradan indirdiğin şeyler. Dikkat edin. 90. Şurası 120. O zaman burada 120 olur. Burada 120 olur. O zaman şurada 120. 120 olduğu için burası ne kadar? 60 geliyor arkadaşlar. Şuralar 60 geliyor. Evet, başlıyorum soruya. 30, 60, 90 üçgen. Burası A ise burası 2A olmaz mı? Burası A ise burası 2A olmaz mı arkadaşlar? Evet. O zaman yaparsam dikkat edin, burası 60. Burası da 6, pardon. 6, 6. Hocam 3A burada var. 3A burada var. O zaman 6A artı 12 eşittir. Çevresi 24'müş. 6A eşittir. 12A eşittir. 2. Bitti. Hocam şuranın uzunluğu ne olur o zaman? 2 burada var. 2 de burada var. 6 da burası var. 2. 6 daha 8. 2 daha 10. Şurası 10. Kaç tane var? 60 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir soru daha geldi şeyimize. Evet, şurasının 30-60 olduğunu gördüğüm arkadaşlar, bunu kapatırsam ben şuranın 60 olduğunu gördüğüm arkadaşlar, dikkat edin, şunu şöyle birleştireyim, ben izleyin arkadaşlar, 60 değil miydi burası? Bakın, burasına ben A dersem burası ne olur? 90-A olmaz mı arkadaşlar? İzleyi izle. 90-A olmaz mı? Bak, ben buraya B dersem burası da B olmaz mı? Çünkü kapattığım için açıortay. Burası A ise şurası da A olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Dikkat et. Şurası da B değil mi arkadaşlar? İkizkenar üçgende. Evet. Şimdi şurada bir şey var arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurası zaten 90 olduğunu söylemiştik. B. O zaman A artı B'nin 120 olduğunu gördük. A artı B'nin, A artı B'nin 120, 60. Evet, şimdi şuradan gördük. Evet, şuraya gelirsem ben arkadaşlar, şurası, evet, şurası ne olur arkadaşlar? 90 eksi A. Şurası ne gelir? A artı B. Burası da B oldu. Burası da B oldu. O zaman şurası da 2B eksi A neye eşit arkadaşlar bu? 2B eksi A neye eşit? 90 eşit olmaz mı? Hatta 2B eşittir 90. 2B eksi A eşittir 90 olur. Burada taraf taraf toplarsam ben 3B eşittir 210. B eşittir 70. B'miz 70 ise burası 70. 70 ise burası ne olur? 110 olur arkadaşlar. Ne istiyor bizden?
AED istiyordu. 110 olur arkadaşlar. Güzel bir soru. Pardon, hiç görünmemiş ki. Bir daha yapayım arkadaşlar. Soruyu bir daha çözeyim. Görünmemiş. Bir daha yaparım. Kamerada bazen gözükmüyor. Biz unutuyoruz. Şöyle yapayım. Burası 60 oldu. O zaman burası 60 olur arkadaşlar. Buraya ben A dersem burası 90 eksi A olur. Görünüyor değil mi? Burası B ise burası da B olur. O zaman burada A artı B'nin 60 olduğunu, yok 120 olduğunu biliyorum. Şuraya geldim. Şu üçgende şurası da B değil mi? O zaman B. O zaman 2B eksi A'nın da 90 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa toplarsam ben 3B eşittir 210. B eşittir 70. 70 burası. 70 burası. Burası ne olur? 110 olur arkadaşlar. Cevabınız bu gelir. Evet, şu soruya geldim arkadaşlar. Hemen teğetler birbirine eşittir. Burası x ise burası x'tir. Şurasını 2 pi vermiş çevresine. O zaman 2 pi r eşittir dediği için 2 pi ise r'yi 1 olduğunu buldum. R'miz 1. O zaman burası da 1. Burası da 1. Burası da 1. O zaman buranın 2 olduğunu buldum. Dikkat edin. Şurada bir z kuralım var. Gördün mü arkadaşlar? O zaman burasının da 2 olduğunu gördüm. Tamam arkadaşlar. Sorumuz aşağı yukarı bitti. Şurasında da ben a dersem. O zaman x artı a ne gelir? Şurası x artı a gelir. Dikkat edin. 2 kök 2 gelir. Şuraya geldim. 2 artı a artı 1 ne eşit arkadaşlar? X artı 1 eşit. Düzenlemenizi yaparsanız şu birler gider. X eksi a da 2'ye eşit oldu. Taraf tarafa toplarsam arkadaşlar buradan 2x eşittir. 2 artı 2 kök 2'den. Her tarafı 2'ye bölersem kök 2 artı 1 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet, MN kası buradan faktör reel sayı yukarıda verilmiş arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle düşünürseniz ben yaklaştıkça değerim büyür. Mesela 4 ise şurası ne olacaksa 3 olacak. Ha. Ama bu negatif olduğu için yakın olan en küçük olacak. Bu eksi 5 olur. Bu eksi 3 olur. Bu da eksi 1 olur mesela. O zaman en küçük bu olacak. M en büyük. Çünkü negatif değer olduğu için M, C cevabı olur arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Evet, yine kolay bir soru. Çevresinin uzunluğu 16 birim olan dikdörtgen biçimindeki 5 hepsi aynıymış. Kaç uzunluğu 16 birimmiş. Ben buraya B desem, A desem. O zaman 2B artı 2A neymiş? 16 ise B artı A ne olur? Ha, 8 olduğunu gördüm ben. Şurası B. Bak dikkat edin arkadaşlar, şu tip sorularda şuralar A gelmek zorunda. A. Burası da A. Şurası dikkat edin. B gelir. Şunu şurada iteklemiş arkadaşlar. Şuradan dışarıya çıkmış. O zaman burası B olur. Burası da B olur. Burası da A. A. Yapalım o zaman arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4B artı 4B artı şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8A eşittir 40'mış. Evet, buradan vurursam 4B artı 2A eşittir. 4'e bölsem 10. B artı A eşittir 8. Burada çıkartırsam A'nın 2 olduğunu görürüm. A2 ise B'de 6 gelir arkadaşlar. Bu desenin alanı soruyor. 6 kere ne istiyor bizden? Şu o zaman 12 kaç 12 kaç tane var? 1 2 3 4 5. 5 çarpı 12'den 60. 60 gelir arkadaşlar. Bu olur. 5 çarpı 12'den 60 gelir. Evet arkadaşlar, süreyle yaş ediyorum. Evet. Birebir örten bir fonksiyon olmak üzere diyor arkadaşlar sorumuz. Evet. X, Y'ni 3 yazıyorum. Dikkat edin. 12, 14, 6, 2, 7. Şurası 7 geldi. 7 yazarsam 4 kere 7 28, 2 daha 30. 7 kere 2 14, 4 çıkarsa 10, 30 böl. Aha 3, şurası 3. Arkadaşlar gördüm. 7,
3, 7. Cevabımız 7 gelecek arkadaşlar. Bir 7 geliyor, bir 3 geliyor. Bir 7 geliyor, bir 3 geliyor. Ritmik yaparsanız bu. Evet yine. Hemen şurada arkadaşlar eşittir K değil miydi? Şuraya. Ben orantı sorularında taraf tarafa toplar veya çıkarttığımda orantı sabit değişmez. A artı B artı C bölü. İki tane B'ye geliyor. İki parantezinde A artı B artı C eşittir K değil miydi? K'yı buldum mu? K neymiş? 1 bölü 2 imiş arkadaşlar. K'yı ben buldum. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şuraya geldim ben. Bakın arkadaşlar şuraya yaparsam ben K gördüğüm yerde şurasını A bölü B artı C işte 1 bölü 2 değil miydi? O zaman B artı C ne oldu? 2A oldu. B artı C yaptım. A artı B ne oldu? 2C oldu. A artı C ne oldu? 2B oldu. Çarparsam ben bunları şurasını o zaman ne geliyorsa 8 çarpanında A, B, C geliyor. A, B, C'yi vermişler. 8 çarpı 12'den 8 çarpı 12'den 96 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu soruya geldim. Aşağıda verilen iki ayrı şekilde ortada yer alan çokgen içindeki evet arkadaşlar çokgenin içindeki sayı çevresinde bulunan çokgenler içindeki sayıdan aritmetik ortalaması. Hemen topluyorum. 1, 9 daha 10. O zaman burası 5 gelir. 3'e bölersem 15 olur. Şuraya geldim. K'yı 5 buldum. Yaparım. 5, 7 daha 12, 16, 19, 22, 24. Kaça böleceğim? 6'ya böl 4 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Bir kurstaki gitar ve bağlama dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek gitar ve bağlama dinletisi yapılacaktır. İki dersi alan öğrenci bulunmamaktadır. Evet, iki dersi alan öğrenci bulunmaktadır. Gitar dersi alan öğrenci de birden 13'e kadar. 1, 2, 3, nota nota 13. Bağlama dersi alanlar 1, 2, 3, nota nota 38'e kadar. Seçilecek olan öğrencilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar. Aa, o zaman burada tam kareleri bulalım arkadaşlar. Şurada gitarı çalanlar 1 var, 4 var, 9 var. Başka yok. Bağlama diye çalanlar 1 var, 4 var, 9 var, 16 var, 25 var, 36 var. Bakın arkadaşlar geldim. Buna göre bu seçim için kaç farklı seçim yapayım? Ben biri buradan seçtiğimde burada seçemeyeceğim. 1 için 1, 2, 3, 4, 5 durum var. 4 için 5 durum var. 9 için 5 durum var. 3 tane 5 ne yapar? 15 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet geldik. 3 elemanın alt küme sayısı n'in üçlüsü eşittir n'in altılısına arkadaşlar. Burada o zaman n'imiz ne olur? 9 daha önceden göstermiştik. En az 7 elemanlı istiyor bizden. 9'un 9'lusu artı 9'un 8'lisi artı 9'un 7'lisi olacak. Bura 1. Burası 9. Artı 9 7, 9. 8 bölü 2'den. Ne yapar arkadaşlar? 4, 36, 45, bir daha 46 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Dairesel grafik 3 meyvenin satış miktarlarının dağılımını 120 tane, 90 tane. Kaç olur burası? 210 mu olur? 210 tane. Pardon. 150 tane pardon arkadaşlar. Şimdi bu meyvelerin satış miktarlarını göstermektedir. Evet arkadaşlar başlıyorum. Burası bu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Muz 75. Muz kim? Hocam 150 derece neyi gösteriyormuş? 75'i. Aha buldum. 1 derece yarımı gösteriyor arkadaşlar. Geldim o zaman. 90 kavun 45'i gösterecek. 90 derece. 120 derece 60'ı gösterecek. Evet. Buna göre A artı B istiyor bizden. A artı B ne arkadaşlar? 45, 60 daha 105 cevabı karşınıza geliyor arkadaşlar. Evet, çok harika. Yavaş yavaş gidiyoruz ama olsun. Geldim buraya. Yukarıdaki verilen ABC üçgeni için arkadaşlar tanjant alfa B bölü A'yı veriyor. Sinüs alfamız arkadaşlar neyi veriyor? B bölü C'yi veriyor. Kosinüs alfamız A bölü C'yi veriyor. Evet bunları yerine yazayım ben. A bölü C kosinüs alfa. 1 artı B bölü C de sinüs alfa. Şuraya yaparsam tanjant alfa arkadaşlar
Sin alfa bölü kos alfa artı kos alfa bölü 1 artı sin alfa yapar. Burayı 1 artı sin alfa ile çarpıyorum. Burayı da kos alfa ile çarparsam. O zaman ne geliyor arkadaşlar? Dikkat edin. Sin kare alfa artı sin alfa artı kos kare alfa bölü kos alfa çarpı 1 artı sin alfa. Şurası sin kare alfa artı kos kare alfa 1 değil miydi arkadaşlar? 1 artı sin alfalar gider. 1 bölü kos alfa, o da ne yapar? 1 bölü kos alfa sekant alfa yapar arkadaşlar. Evet, şuraya geldim arkadaşlar. Bir K doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı. Bakın burada 7 yokmuş. Bakın arkadaşlar 7 yok. Şurada da 3 yok. Arkadaşlar bu K'nın içinde 7 ile 3 olmayacak. O zaman ben K'ya en küçük 2 ile 5 desem, 10 desem. K'mız 10 olsa arkadaşlar. Bakalım. 14, evet arkadaşlar. 2 ile 5 yaptım. Evet. Evet, olur arkadaşlar. 7 eksiktir, doğru. 7 burada. 60 nedir arkadaşlar? 2, 3, 5 olur. Şu 2'nin karesi. 2, 5 olur. Değil mi arkadaşlar? Farklı olan 3 var. Evet, tamam bulduk arkadaşlar. 3 eksiktir. Şundan tamam. K'mız neymiş arkadaşlar? K'mız 10 geliyor arkadaşlar. K'yı 10 dersem alabileceği en küçük değer rakamları toplamı da 1 gelir. Evet, şu soruya geldik arkadaşlar. Yukarıdaki grafiğe göre fx x artı 3 eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi verilmiş. Bak 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 bak. Arkadaşım izle burayı. Ben buraya eksi 3 yazsam 0 eşitliği olur. O zaman burası eksi 3'te ne olacak? Küçük ve eksi sonsuz olacak. Eksi 3'ten küçük her sayı, yani şuradan eksi 3'e geldiğimiz an eksi 3'ten eksi 3 virgül 1, eksi 3 virgül 2 de bu değeri sağlar. Bileşim arkadaşlar. Eksi 1 sıfır olduğu için burası, dikkat edin. Eksi 1 yazarsam bura pozitif. Eksi 0 olur. Eksi 1 sağlamıyor arkadaşlar. O zaman eksi 1 açık aralık. Eksi 1'den sonra eksi 1 virgül 1. Eksi 1 virgül 2 sağlar. Eksi 1 artı sonsuza gidecek. O zaman A'mız bu. B'miz. O zaman A'mız 3. Değil mi? B'miz de eksi 1. Çarparsam arkadaşlar bu gelir. Tamam, açsana arkadaş. Ha. Denemeye böyle. Arkadaş 2 dakikam gitti ya. Denemeden boğuşuyoruz. Sabit terim nedir diyor. Sabit terim şuydu, hatırlarsanız altının r'lisi diyorduk. X'in karesi çarpı 6 eksi r çarpı 3 çarpı x eksi 2 üzeri r'ydi. Hatırlayan varsa o zaman x'lerin kuvveti 0 olacak. 12 eksi 2r çarpı x eksi 2r. O zaman toplarsam 12 eksi 4r eşittir 0'dan. R eşittir 12, r eşittir 3 geldi. Sabit terim istiyor bizden. 6'nın üçlüsü arkadaşlar. Burada sayı yok. Burada sayı var. Üçlüsünü alırsam 3'ün üçlüsü de burada olacak. Evet arkadaşlar, yaparsan 6'nın üçlüsü nedir? 6, 5, 4 bölü 6, 3 faktöriyel çarpı 27. Şunlar gider. Evet, 20 çarpı 27, 540 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Px ve Qx 3. dereceden polinomlar olmak üzere, bakın arkadaşlar, 3x küp artı 2x küp. Derece yine 5x küp yok. Derece yine oldu arkadaşlar. Sabit polinom dur diyor. Sabit polinom olmaz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Olur mu? 3x küp artı 2x desem artı 3x küp desem. Gitsin yine sabit polinom gelmiyor. İkisi değişken geliyor. Bu olmuyor arkadaşlar. Px çarpı Qx. Evet arkadaşlar şöyle düşünün. X küp çarpı 3x küp dediğim zaman 6. derece geliyor. 1 de 3 nerede? Burada arkadaşlar. 1 ile 3. Tamam. Evet, bir üçgen oluşturun diyor. Köşeleri ABC diyor. Hemen şöyle yapalım. AB'nin uzaklığı logaritma 6'ymış. AB'ninki. BC'ninki log 3'müş. AC'ninki log x'miş.
Üçgeni hatırlarsanız arkadaşlar, iki kenarın toplam üç kenardan büyük olmak zorundadır. Log x'i ortaya aldım. Evet arkadaşlar, toplamları log 18 olur. Fark bölersem de log 2 olur arkadaşlar. Bu da farklar. O zaman atarsan 2'den büyükmüş x'imiz, 18'den küçük. O zaman 3, 4, nokta nokta 17'ye kadar değerleri alacak. 17'den 3 çıkarsa 14, bir daha 15 değeri karşınıza gelir arkadaşlar. Evet, fx fonksiyonumuza geldik. Tanımlı olduğu için bakın arkadaşlar, şuraya geldim, hemen yapıyorum. 1 bölü 2 çarpanında üçgen formülü hatırlayın. F4 çarpı F5 çarpı sin 30 değil miydi? Doğrusal bir fonksiyon bu arkadaşlar. Dikkat edin. Fx eşittir ax artı b değil mi? X'in 2 yazmışım. 2a artı b eşittir 4. 3a artı b eşittir 6. Burada ben yok edersem a eşittir 2 gelir. A'mız 2'ymiş arkadaşlar. A'mız 2 yazarsam o zaman b'miz 0 geliyor. O zaman fonksiyonum fx eşittir 2x'miş arkadaşlar. 4 yazarsam 1 bölü 2 çarpı 8. 5 yazarsam 10. Sinüs 30 da 1 bölü 2'yi de yaparsanız arkadaşlar 20 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet, buraya geldiğimiz arkadaşlar, burayı gördüm. Sin ile kosu gördüm. Sin, kos, sin, kos. Paylaşımcı olduğu için sinüs olur. 63 artı 12 olur arkadaşlar. Kos, kos. Kosinüs paylaşmayı sevmez. Kosinüs 76 eksi 1 olur arkadaşlar. Bu da bu. Onunla yaparsan sin kare 75 artı kos kare 75 eşittir 1 olduğunu herkes benden daha iyi biliyor arkadaşlar. Şuraya geldim arkadaşlar. Dikkat ederseniz 1 eksi buradan gördüğüm için hemen yapıyorum. 1 eksi i kare. 1 eksi i 6. 1 eksi i 10. Bölü. 1 eksi i. 1 eksi i küp. 1 eksi i 5. İ kare eksi 1. İ kare eksi 1, i kare eksi 1 gelecek bunlar. Arkadaşlar o zaman burası eksi 1, 1, 1 yaparsam 2 cevabı karşınıza gelir burası. 2 çarpı 2 çarpı 2 geldi mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 geldi. Evet. Şimdi şuraya geldim. 1 eksi i. Burası ne gelir arkadaşlar? 2 küp eksi i geleceği için burası eksi eksi i'den artı 1 artı i gelecek. Bunlar i geleceği için 1 eksi i, 1 eksi i gelecek. Şöyle yaparsam o zaman 1 eksi i'nin karesi 1 artı i geldi. Düzenlersen burasını 2 i gelir arkadaşlar. 8 bölü karesini aldım. 2 i çarpı 1 artı i'den şura gider 4 gelir. Düzenlemenizi yaparsanız i eksi şöyle yapıyorum 4 bölü bakın yukarıya geçtim arkadaşlar. İ eksi 1 eşeğini alırsam 4 bölü i artı 1'den 2 gelir. O da 2 artı 2 i cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ya zamanla yarış ediyorum. Kusura bakmayın. Yukarıdaki işlem belli bir kurala göre tanımlanmıştır. Gördüm. 2, 3. Burası 2 üzeri 3. 8. Burası 8 üzeri ne? Ne oluyor arkadaşlar? Geliyorum. 60, burası da 64 üzeri k eşittir 4. Evet. K'mız 1 bölü 3 geliyor. N'miz 2 geliyor. M'miz de 8 geliyor. Toplarsanız burası, evet arkadaşlar, 10 artı 1 bölü 3 mü geldi? Doğru mu yaptım? Bir daha bakayım arkadaşlar. Bir daha bakalım arkadaşlar. Şurası 1 bölü 3 geliyor. Burası 2 üzeri 3 geliyor. Yani neye buradaymış. O da 8 üzeri neye geldi? 8 neye de 2 geldi. Evet. Ve ne kadar? Çarpımı istiyor bizden. Çarpımları çarparım arkadaşlar. 10 bölü 3 cevabı karşınıza geldi. Ama bir yerde hata yapıyorum ben. Pardon, 8 kere 2. 16 bölü 3 ya. Çarpıma gittik arkadaşlar. Saat gecenin bir yarısı. Şuraya geldim arkadaşlar. Evet. Şunu çözelim. Polinom sorusunu çözelim hemence. Çevre uzunluğu Pegüs polinomuyla belirlenen aşağıda verildi üçgen şeklindeki karton. Arkadaşlar çok az bir dakikam kaldı. Aşağıda gösterildiği gibi kesik çizgiler gösteriliyor. Bakın arkadaşlar, hemen şuraya yapalım. 2px diyor.
Çevresi bunun çevresiymiş. 2 çarpı 3x kare artı 3x artı 4 artı 13. Bu çevresi. Evet. Üçgen şeklindeki çevre uzunluğu buymuş. Şununki de artı arkadaşlar. Dikkat edin, şunlar aynı olduğu için arkadaşlar. Burası aynı olduğu için dikkat edin. Yine de yazalım arkadaşlar. Neyse, elde edilen iki yeni karton parçasının çevrelerin uzunlukları farkı ise Qx'miş. Farkın şunlar aynı oldu. Bunları almıyorum. O zaman şurası 2x kare artı 4 2 x kare artı 3x. Burası da 7. O zaman çıkar 2x kareden x kare kare. Şimdi şuraya geldim. 3x eksi 3x oldu. Evet. 6 eksi 1 oldu. Bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz buraya. Evet. Şimdi şu benim hangi polinomum? Qx polinomundan şu kalan. Ama benden ne istiyor? Qx artı 1 istiyor. Bizden yerine yazmamızı istiyor. Evet, katsayı istediği için 1 yazsam ben yerine. Burada 1 yazıyorum. Burada da 2 yazacağım mesela. Burada 1 yazdım. 1, 1, 3, 6, 19, 38 artı. Burada 2 yazacağım. 1 yazdığım için. 4, 4, eksi 6, eksi 6, eksi 7. O da eksi 3 olur. Eksi oldu değil mi? Bir yerde hatamız yaptım arkadaşlar. 38 bir yerde hata yapmış olabilir miyim arkadaşlar? Evet, olabilir arkadaşlar. Heyecandan dolayı dakikam bitmek üzere. Bir daha bakalım arkadaşlar, bize olabilir diyor. Evet. 38 şurasını aynı şekilde içeride var zaten. Tamam. Şurası ha, testten çıkardım. Burası eksi olabilir arkadaşlar. Şurasını eksi yapabilirim ben. Bundan bunu çıkartabilirim. Eksi x kare değil mi? O zaman artı 3x. Bundan bunu çıkartayım. Artı 1. Bu da olabilir. Burası 38 diye. Buraya 2 yazarsam eksi 4 6 7 3 olur. O zaman 41 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Yani tam tersi de olabilirdi. Bunu da çıkartabilirsiniz diyor. Şuraya geldim arkadaşlar. X, Y, Z reel sayılarda X artı Y'nin karesi eksi 4 X'ye eşittir Z ifadesi verilmiş sembolüyle gösteriliyor diyor. Buna göre 625, evet şurada kural buymuş. 625 25 oluyor. Burası 07 oluyor. Evet, evet P istiyor. Bizim yerine yazalım. X artı Y 25. Bu neyini açalım arkadaşlar? Şu değil midir? X, o zaman x eksi y'ni açalım değil mi arkadaşlar? X eksi y'nin parantez karesini açalım değil mi burası? Evet, doğru. O zaman 25'ten 0,7'yi çıkartırsam ben, doğru değil mi? 25 49 bölü 100'den 0,7 yapar. Evet. P'nin alacağı değerler istiyor bizden. Toplamını istiyor bizden. Şurası tamam, doğru. X eksi y'nin karesi geliyor. Ha, şimdi şurası dikkat et. Alt taraf değil mi burası? Ya, şurası o zaman. P eksi 0,7'nin karesi neye eşitmiş arkadaşlar? 25'e eşit imiş. O zaman buraya geldim. Hangisi olabilir? Bakın arkadaşlar. Şurası ne gelebilir? 5 olması için buranın 5,7 olabilir. Veya ne gelebilir arkadaşlar? 4,3 mü gelebilir? Eksi 4,3 gelebilir. Bunları ben toplarsam değil mi? Eksi 4,3 evet olur. Evet, alacağı değerler toplamını istiyor. Bizden toplarsam ne geliyor arkadaşlar? 7'den 3 çıkarsa 4 1,4 cevabı karşınıza geliyor. Evet arkadaşlar, bu akşamı bu kadar. Bitmek üzere dakikam, kusura bakmayın. Kaç sorumuz kaldı? 11 sorumuz kaldı. Onları çözemiyoruz. Ama biraz seri olduğum için arkadaşlar, biraz hızlı olduğum için kusura bakmayın. Son denememiz. Haydi size başarılar.